Bismillahirrahmanirrahim. Değil izleyiciler, Arapça e, mutfağına devam ediyoruz. E, bu programımızda e, Arapçada e, hani e, bir cümle nasıl kurulur bununla ilgili alıştırmalar e, veriyoruz. E, bu bölümde de e, Arapçayı işte nasıl öğrenirim diye e, muhatabımıza e, soracağız. Yani böyle bir e, soru kalıbıyla cümle kuracağız. Evet ne diyebiliriz ki e, Arapça öğrenmek istiyorsunuz ve bu konuda Arapça bilen biriyle e, konuşmak istiyorsunuz. Yani Arapçayı nasıl öğrenirim şeklinde bir muhabbet yani. E, ki herhalde e, bir işte yardım talep ediyorsunuz ve e, burada mesela Arapça öğrenmenin yol ve yöntemlerini sorabilirsiniz. E, yani hangi yöntemle daha kolay öğrenirim, daha hızlı öğrenirim, daha sağlam öğrenirim gibi e, sorular sorabilirsiniz. E, ki e, burada e, hocam işte Arapça öğrenmek e, istiyorum mesela. Seyyidi veya üstadzi veya müderrisi. Arapça neydi? El-lugatel e, Arapça e, işte ee, yine en etealleme'' bu da öğrenmek demekti. En etealleme'' ve teallüm de olabilir. Uridu ise istiyorum. O zaman cümle biz nasıl olacak? Seyyidi veya üstadi uridu en etealleme lügatel arabiyyete. E, seyyidi bakın başa aldık. Üstazi, müder müderrisi onu başa aldık. Üstadı, müderrisi, seyyidi, muallimi, ehi. Burada seyyidi birinci sırada. Ardından istiyorum demişiz. O zaman uridu gelecek. Uridu istiyorum. En etealleme, öğrenmek istiyorum. Bakın Öğrenmek. Neyi öğrenmek istiyorum? El lugatel arabiye. O da dördüncü sırada geldi. El lugatel arabiyete, el lugatel türkiyete gibi. Evet, burada... E, bu defa e, işte muhatabımız e, sorulara e, cevap versin. Hani geçenki bölümde sadece soru sormakla yetinmiştik. Burada muhatap e, yani artık hoca, e, Seyit, Üstaz neyse e, ona cevap versin. Burada e, birisi Arapça öğrenmek istediğini söylüyorsa muhatabından kendisini motive etmesini istiyordur. Yani şevk vermesini. Ee, bu konuda e, işte e, onu yüreklendirmesini heyecanlandırmasını teşvik etmesini e, istiyordur. Eğer hoca e, veya bu soruyu sorduğumuz kişi e, Arapça öğrenip de ne yapacaksın gibi negatif cevaplar verirse onun şevkini kırar. Şevkini kırar. O yüzden e, gayet e, pozitif olumlu e, müsbet cevaplar vermesi gerekir. Herhalde e, hocanın veya muhatabın ne diyebilir mesela? Umarım Arapçayı kolaylıkla öğrenirsin veya dilerim, temenni ederim. E dilerim, temenni ederim, e, işte umarım. E, e, Arapçayı, el-lugatil -el arabiyye, bakın az önce e, söyledik. E, kolaylıkla, bi suhûletin, bakın bi suhûletin, kolaylıkla. E, en e, öğrenirsin e, dedik. Peki e, sıralarsak bunu bir cümlede. Etemenna en arabiyete -suhuletin. lugatel arabiyyete bisuhuletin. Etemenna en tetealleme arabiyete arabiyyete bisuhuletin. Ercu, amulu bunlar da olabilirdi. Veya inşallah o da olabilirdi. Evet başta bakın etemenna demişiz. E, amulu Ümid ederim, Ercu o da ümit ederim, umarım gibi. İkincisi ente tealleme. üçüncüsü el el arabiye, arapçayı e, ve sadece el arabiyete diyebiliriz. E, bir suhuletin kolaylıkla, bakın bir suhuletin kolaylıkla onu da e, sona getirdik. E, yine e, burada e, bakın e, arapça e, öğrenmeye nereden e, başlayacağım? diye bir soru soracak. E, Arapça az önce e, geçti. El lugatil arabiye. E, öğrenmeye bir Öğrenmeye e, veya en etealleme demiştik az önce. Mineyne nereden ve başlayacağım. Ebdeu. Ebdeu. O zaman e, cümlemizi e, şu şekilde kurabiliriz. Mineyne yine ebdeu bi teallümil lugatil arabiye ve en etaallemen lugatel arabiye bi en etaallemen lugatel arabiye de diyebilirdik. Peki burada birinci sıraya e, soru gelecek. Buradaki soru edatımız edatımızda nereden dediğine göre mineyne mineyne ebdevu başlıyorum başlamak bidayet diyoruz. Türkçe'de de bir yeri kullanıyoruz. Bir e, bi teallüm öğrenmekti e, ve el lugatel arabiye onu da burada sona aldık. Neyine bi başla Arapça öğrenmeye. Peki harfler e, dedik değil mi? Tabii ki e, harflerin e, telaffuzuyla başlarsın. Bir tabii. Tabii ki bakın bir tabii e, tabii ki e, el huruf harfler değil mi? Harfler Arapçadaki harfler. Bin nutku bu nutuk telaffuz telaffuz da gerçi e, Arapça ama e, nutuk söylemek, e, telaffuz etmek e, ve tebde'u başlarsın. O zaman bir tabi, bakın tabii ki e, tebde'u tepdeu bi nutqil hurufi. E, bir tabi tabii ki doğal olarak tebde'u başlarsın bi nutqil hurufi. E, harflerin nutkuyla yani harfleri Doğru çıkartmak, işte doğru söylemek, hangisi nasıl telaffuz ediliyor. E, bir tabi başa geldi, sonra tebdevu getirdik. Hani başlarsın, başlıyorsun gibi. E, başına sin de getirebiliriz. Se tebdevu, başlayacaksın şeklinde veya sevfe tebdevu da başlayacaksın manasında. Onu da söyleyebilirdik. Peki e, o ne diyor? Ben zaten e, Kur'an e, harflerini e, biliyorum diyor. Ben, ene değil mi? Ben, ene. E, peki zaten bil fiil. Bir tabi neydi? tabii ki. Bil fiil, zaten. E, Kur'an harfleri, ehrufel Kur'an veya hurufel Kur'an. O da olabilir. Arifu, biliyorum. Bakın arifu, tanıyorum, biliyorum şeklinde. O zaman ene bil ben zaten arifu ahrufel Kur'an. Bu bil fiili sonraya da alabiliriz. Ene ariful ene arifu ahrufel Kur'an bil de diyebiliriz. E, veya ortaya da alabiliriz. Burada ene bakın ilk sırada ben manasında damirimiz bil fiil, Zaten demekti, Bil fiil. Türkçe'de de kullanıyoruz bunu. Bil fiil şöyle oldu filan gibi de bu zaten bunu karşılıyor yani. Ehrufel Kur'an. Kur'an harflerini ben zaten biliyorum. Hani harflerle başlaman gerekir dedi. Evet o zaman basit cümlelerle başlayabilirsin diyebiliriz mesela. İzen. izeni getirmeye de biliriz. İzen o halde, o zaman demek. Basit basit değil mi? Basit ee, peki e, bir cümel cümlelerle başlayabilirsin. Başlayabilirsin için ne diyeceğiz? Ee, yum e, kinu kel bedu. Ee, burada başlarsın deseydik e, tebdeu diyecektik. İden yum kine kel bedu bir cümelin basiti. Peki burada yum kine ke demişiz. Neden yum kinu demedik? İzen onu Harekesini üstün yapmış İzen. Bunu tabi kurallarda ileride göreceğiz. Eğer İzen olmasaydı Yümkünüke diyebilirdik. Burada İzen o halde, o zaman e, manasında. Yumkine kelbet bu başlayabilirsin. Yani başlaman mümkündür şeklinde bir manası var. Bir cümelin cümlelerle basit, atın, basit cümlelerle başlayabilirsin. Bakın sıralama bu şekilde e, oldu. E, ee, peki bunu mesela farklı ifade edebilirdik. Ne diyebilirdik? O zaman basit kurallarla başlayabilirsin. İden yümkinekel bed'u bir kavaide basit etin mesela. Kavaid kurallar demekti. Basit kurallarla başlayabilirsin. Veya bunu daha değişik de ifade edebiliriz. Basit kurallar değil de mesela basit okumalar diyebiliriz basit okumalarla başlayabilirsin. İden yani, yumkineke, ki elbet'u bi kıraatin basita. Basit okumalarla başlayabilirsin. Veya basit kitaplarla diyebiliriz. Elbet'u bi kütübin basitatın diyebiliriz. Bi kütübin basitatın. Evet şimdilik bu kadar. E, dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet ederiz. Selamünaleyküm.